Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Tottenham-Sanctamton'ın karşılaşmasını sizlere anlatacağız. Tottenham kendi evinde Sanctamton takımını konuk ediyor. Gerçekten iki haftadan beri e, taktik ayarlayamadım. Hem Nevkasa maçında hem de bu maçta oyuncularımızın zaten formundan da görmüş olacaksınız. Tottenham-Sanctamton'a karşı oynuyor. Deplasmanda Nevkasa beraberliği almıştı. E, aslında dün de OSM videosu girecekti ama... Ee, DLS 22 çıktı. DLS 22 çıktığı için ani bir değişiklik yaptık programımızda. E, ee, DLS 22 yani OSM yerine DLS 22 geldi. DLS 22 videosu iki tane geldi. Bir tanesi bağlantımız kesildi. neyse oraya biz geçmeyelim. Çünkü oraya geçersek DLS'ye geçersek oradan konu kayar. Neyse biz konumuza dönelim. Tottenham Southampton başındayız E, ee, i̇ki günden beri belki de bir günden beri kariyerimiz gelmiyor e, Newcastle maçı gelmedi, Leicester City maçları gelmedi ve ardından Tottenham Southampton karşılaşmasıyla sizlerle devam ediyoruz. Tottenham kendi evinde oynuyor. Rebic tarafından güzel bir pas. Vayne aldım ceza sahasının köşesinden kaleye yokluyor. Vayne aldımla geliyoruz. 11. dakikada Vayne aldım şutunu çekiyor. Vayne aldım. Kaleci harika kurtarıyor Wijnaldum'un şutunu. Ve Hernandez 12. dakikada sarı kart yedi. Santander takımından mutlak gol pozisyonu engellediği için. Wijnaldum da kimi çaresiz bırakıyor ve düdükten sonra topa vurduğu için o da sarı kart yedi. İlk 30 dakikada çok e, etkili bir oyun yok. Britwit eski oyuncumuz bize geliyor. Eski şerefsiz oyuncumuz Britwit. 32. dakikada kaleci harika işler çıkartıyor. Britwit'e izin vermiyor aldım uzaklardan şutunu çekiyor. Vinaldum! aldım geliyor. Vinaldum'un şutu. aldım uzaklardan çektik Kaleci harika kurtarıyor. Dakika 40'ı gösteriyor. Top 0-0. Gidiyor maçı. Meremliç müthiş bir oyun oynadı. Declan Rice veriyor. Declan Rice atıyor. Topu alana gidiyor. Gol 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 Declan Rice. 40. dakikada Tottenham takımı Southampton karşısında 1-0'a geçiyor. 43'te ilk yarının sonlarından Tottenham'ın golü geliyor. Southampton yıkılıyor. Rice seviniyor. Tottenham 1, Southampton 0. Maçın ilk yarısını sonuçluyor. Tottenham 1, Southampton 0 oluyor. Devre arasına böyle giriyoruz. Ve Rev nasıl yaptığını söyleyebiliriz. Ve şunu da söyleyelim. Britvit az önce şerefsiz dedim. Gerçekten şerefsiz. Ben de oynamıyor. Burada çatır çatır oynuyor Southampton'da. Yani o yüzden dedim yoksa menajerle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Onu da söylemiş olalım. Hemen maçımıza dönelim. Etkileyici bir korner olacak. Franky de yok. Kafayla topa dokunuyor. Franky de, de yok. Kafa vuruşu. Franky de yok. Franky de yok. 48. dakikada kaleyi yokladı ama kaleci mükemmel kurtarış yapıyor. Dakika 52 Britwit müthiş bir oyun oynadı. Ruiz gole doğru gidiyor. Fabian Ruiz İspanyol oyuncu Fabian. Fabian Ruiz. 52. dakikada kalemize geldi. Kaleci onu engelliyor. Dakika 56'yı 56, 56 gösteriyor. 68 çıktı. 70'i e çıkacak herhalde. Ve da Silva çıkıyor. Milikovic Savic kalan zamanlarda bize neler gösterecek. Onları göreceğiz. Kodvalı ve Declan Rice. Güzel bir ikili oyun oynuyor. Declan Rice için şut açısı. Declan Rice geliyor. Declan Rice'ın şutu. Declan Rice. 72. dakikada ön libero futbolcu, en libero oyuncusu güzel şu şey ama kaleci kurtarıyor ve bugün her şutumuz isabetli. Yani kaleci her zaman kurtarıyor. Bu arada Sanatlan Dikayesi de iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bir pozisyon. O pozisyondan Sam Tantun alamıyor. Minikovic Savic. Kaleciğimizden mükemmel bir kurtarış geliyor. Dakikalar 80. Zanino tarafından mükemmel bir pas. Savunur kalecili karşı karşıya. Savunur geliyor. Savunur muşu. Sanılır. Savunur. Karşı karşıya kaçırıyor. Ürün yanından geçiyor. Dakikalar sonlara doğru yaklaşıyor. Sadece Ramos oyuna girecek. Çıkan oyuncu Patrick Van Aalt. Kaleye çok güzel bir masrafe. Alan Patrick şansını deneyecek. Alan Patrick geliyor. Alan Patrick. Alan Patrick. 87. dakikada kale yokluyor. Kaleci yine iyi iş çıkartıyor. Alan Patrick üstünde. Ve maçın son, dü son, düdüğü çalıyor. Tottenham. tam kendi evinde 1-0'lık ee, skorla mağlup ediyor. Ve burada da kazanan taraf Tottenham oluyor. Ee, her maç 0-0 beraber kalan Tottenham bu sefer buradan galibiyet ile ayrılmış oluyor evet gerçekten taktik ayarlayamadım benim 11 e, kuruluymuş hiç şey eğlenmemiş göreceksiniz zaten bir oyuncunun İki takım da 4-1 ile çıkmış yani burada biz ev sahibi olduğumuz için almışız ee, sonuçlara baktığımızda hatta sonuçlara bakmayalım hemen benim kadroya bakalım Görüyorsunuz Örev için formu düştü. Ee, sonra Rice'ın formu düştü. Elin Patrik'in formu düştü. Deonkun düştü. Wayne Aldum'un düştü. Deron'un düştü. Mancini'nin düştü. Martinez düşmemiş. Ramos oynamadı. Patrik van Altun düştü. Bayağı düştü. Quadrado'nun düştü. Andonovic'in düştü. Bayağı bir maç oynadı Quadrado da. transfer ee, transferist lan bu? Koymuşuz onu. Yani 26 tane maça çıkmış. Sadece 13 maç kaçırmış. Kodvado. Bunu buradan görüyoruz. Andonovic 27 maç. Yani dile kolay 27 maç. 12 maç sadece oynamamış. Gollini de işte oralarda böyle sürtüyor. 105 kırıklık kaleci. E, gollini de oralarda geziniyor. Ve şimdi rakibimiz Norwich City ama yani şuradaki istatistiklere, puanlara bakar isek. E ee, bundan önceki maçlara bakalım. Bakın. Başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Evet. Tottenham Chelsea 1-1. Tottenham Everton 0-0. Leicester City Tottenham 0-0. Tottenham Manchester City 0-0. Newcastle United Tottenham 0-0. Tottenham Southampton 1-0. 5 maç beraber kalmışım. Burada hani her maça baktığımızda e, burada gerçekten son dakikada taktik ayarladık ama son dakikada Chelsea menajeri de e, son dakikalarda aktifmiş. O da hemen 4-3'den 4-3'e döndü ve yani, taktikleri çok geliştirmemesi de e, biraz ev sahibi avantajlığının konuşturduğu bir dille bu maçı biraz daha e, kendine doğru çevirtirdi. E, biraz stadı üst seviye veya iki seviyeydi. Yani burada biraz e, avantajı oldu. Ama biz de yırttık yani. Bir puan aldık deplasmandan. Yani bu karşılaşmada da galiba biz ne yaptık? Taktik ayarladık mı? Vallahi bak orada taktik ayarlamayı unuttuk harbi. Yemin ettik bak yemin ediyorum. Vallahi billahi taktik ayarlamayı unuttum burada maçta. Ne yalan söyleyeyim ya. Yalan söyleyecek şeyim yok. Ee, Everton ne beraber kalmışız. Leicester City bu maça ben taktik ayarladım. Ve Leicester City ile beraber kaldık. Kesin yeniliriz dedim ama yenilmedik. Allah'ın takdiri. Manchester City maçında da şöyle bir şanssızlık oldu. Hadi dedim son dakika taktik ayarlayayım. Ee, çok agresifteydi. Benim bir önceki maçım Yeşil Hakem'e karşı oynuyordum. Bakın hatta Leicester City maçı Yeşil Hakem'di. Gösterelim hemen onu. Ee, evet bak Yeşil Hakem. Yeşil Hakem'di burası. 37. haftada. Ben büyük ihtimalle dedim. Yani kırmızı dedim hakem verirler bana turuncu hakem verirler hani şu da yani bu arka, bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim hakemin derecesi yani yumuşaklık derecesini gösteriyor bu yani turuncu kırmızının bir altı sarı turuncunun bir altı ee, sarının daha sarı bir de koyu sarı var pardon ama tam bir de sap sarı yani göreceğiz bak şimdi örnek örnek yeşilden gidiyoruz yeşilden gittik değil mi Ahanda böyle bir kırmızı hakem var. Tamam bak. Yeşil, mavi yükseliyor yavaş yavaş. Sarı. Sonrasında hoppala hoş geldin kırmızı. Sonrasında bir serli, e, sert takım var. Mesela ne? Kevin Friend. Darren England, Grim Scott, sonrasında Anthony Tyler. Bunlar e, nor, yumuşak hakemlerden sert hakemler. Evet. Biz ne bakıyorduk? Yine konudan sapmayı başardık. Tebrik, tebrik ederim. Evet. Maçlara bakıyorduk. Doğru. Ee, burada yeşil hakem vardı. Ben yeşil hakem olduğunu tam görmedim. Gittim ben normal yaptım. Angut gibi. Sonrasında bir dakika sonra maç oynandı. Bir baktım ki yeşil hakemmiş. Yani belki de burada ev avantajımı konuşturup ee, rakibimi yenebilirdim. Bir de şimdi o zaman da oyuncuların formu da iyiydi. Yani büyük bir fırsatı teptik diyebilirim ben bu karşılaşmada. Ee, bu karşılaşmada büyük bir fırsat bizim için tepilmiş oldu. Ee, maalesef burada rakibimizi yenemedik. Neye kaçsa maçına yine taktik ayarlamadım. Ee, maç 0-0 bitti. Videosunu da bile çekemedim. Sonrasında toplum, e, sanat Tottenham maçına da ayarlayamadık. Ama ya Vallahi bu saate niye o koyuyor? Ben bu saatlerde okulda oluyorum. Yani kurs vakti olduğunda ben otobüste taktik ayarladım biliyorum ya. Otobüste bazen taktik ayarlıyorum ben. Bazen bazı zamanlar. Yani biraz zorlayıcı. Biraz hani 8 8 koysa daha rahat bir saat olsa iyi olacak ama OSM gidiyor nereye koyuyor? Şimdi e, ligimiz ne zaman bitecek? Yarın Cuma günü Norwich City ile olan bir maçımız oynanacak. Sonrasında West Ham United ile Cuma günü bir maç oynanacak. Pazar günü bir final karşılaşması oynanacak. Southampton Tottenham. Finaldeymişiz lan biz. Ben farkında değil. E, Tottenham Arsenal maçı var sonra. Yani şöyle diyelim. E, Cuma Norwich. Cuma yani bilmiyorum. Nobi City maçını anlatalım mı? Anlatmayalım. Bence anlatmayalım. Ekibi anlatırız. E, Cuma vitesi West Ham. Pazar. Tottenham. Southampton Sonrasında pazartesi. Tottenham Arsenal. Salı günü. Lig. Tamamen bitmiş oluyor. Ve şuradaki ilk dörtteki arkadaşlara duyurulur. Ekstradan bir slot saklayın eğer Şampiyonlar Ligi'ne gireceksiniz. İtalya Ligi ne zaman kurulacak? İtalya Ligi şöyle bir kurulma ihtimali var. Ee, salı günü salı günü lig bitiyor. Ve ardından bir çarşamba günü var. Çarşamba günü maalesef kurs var. Eğer iptal olmazsa e, ligi kuramam. Yani o haftaya daha belirli bir detaylı bir şekilde sizlere tarih vereceğim. Ama hani çarşamba günü kurs var. Eğer kurs olursa ligimizi perşembe günü kuracağım. Ama belli de olmaz. Çarşamba akşamı da saat 21.00 civar 21 civarında kurabilirim de. Ee, belki de akşam vakti herkes okuldan gelmiş olur. Öğrenciler de gelmiş olur. Sabahçılar zaten e gelmiştir. Hatta uyumuştur bile. Ama o saatte hiç kimse uyuyacağını sanmıyorum. Yani 21.00'da e, ligi de kurabiliriz. Bir yeni ligimiz yani İtalya olacak. İtalya ligiyle devam edeceğiz. Bu arada Southampton'ın da kadrosu iyiymiş ha. Southampton. Hayırlı işler, bol güneşler, bol güneşler. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Şimdi bize finalde nasıl bir taktikle çıkacak onu merak ediyorum. Bak Brit hain. Hain bizde hiçbir gol atamadın. Bak Gil. Gil gerçekten e, sattığımda 188'de iyi değerlendirdi Southampton menajeri Gil'i. Ben yani geliştirmek istemedim Gil'i. Harbi yani geliştiremiyorum. Graham Hort'u geliştirmekten Gil kalıyor öyle dındızak. Ne oldu? 20 yaşında taş gibi futbolcu şu an 103'lük. Yani 98 12 15. Ben onu 10 geliştirdiysem 15 geliştirmiş. Yani ne rahat, ligin sonlarına doğru geldik ama ben yine sezonun başına bayağı bir coins bastım. Biraz coins bastım bile. İyi performans göstermiş. 10 gol, 1 asist. Bizde 2 maç oynadı. Hiçbir, hiçbir şey hiçbir baltaya sap olamamıştı. Ee, Davis var. 33 maçta 3 asist yapmış çok oynatmış alt pozisyon Davis çıktı formsuzluk illa yaşamıştır formsuzluk sıkıntısı e, ee, biraz dar ama yine de idare eder yani benim her maç üstte midir arkadaş ya <laughs> ya şu fikstüre bakar mısınız yenilmediğime dua ediyorum ha yani şu fikstüre bakar mısınız Chelsea Everton Leicester City Manchester City Newcastle United Southampton bir tanesi lider, bir tanesi üçüncü, bir tanesi dördüncü, bir tanesi beşinci, bir tanesi sekizinci, bir tanesi onuncu. Bunların hepsi önemli. Yani hep puanları bana yakın olan menajerler bunlar. Ve 15 menajerle ligimizi bitirmeye yakın. Ya Premier Lig her zaman açtığımızda ee, artık sonlara doğru menajer kalmıyor. Abi bir daha Premier Lig açmayacağız. Yani onu söyleyeyim. E, benim için e, Premier Lig devri artık Bu kariyerden sonra bitmiştir Artık İtalya Ligi açarız İtalya'dan sonra Fransa isteyenler olursa Fransa açarız Fransa istemezlerse e, Belçika açarız Sonra derlerse Türkiye için Ama Herkes kararında olacak İtalya mı İtalya Belçika mı Belçika şunu da söyleyeyim Anket yapacağız ilerleyen Vakitlerde İtalya Ligi'nden sonra şunu da unutmadan söyleyeyim. İtalya Ligi'nden sonra yeni ligi belirleyecek için yeni, yeni ligi belirleyebilmek için anket yapacağız. Ama o ankette bir kişi bile olsa yan hesabıyla istediği ligi verirse hakkım o kişi haram zıkkım olsun. Çok büyük konuştum. Niye? Çünkü biz orada objektif olmak istiyoruz. Ben bile yan hesaplarımla hiçbir şekilde benim 30 tane hesabım var. Ve istesem 30 tane oyu basarım. Kendim istediğim ligi ben mesela İngiltere açma taraftarı değilim. Ama ankette çıkan sonuç İtalya değil İngiltere oldu. İtalya öndeydi İngiltere öne geçti. Ve ben 30 oy basıp İtalya diyebilirdim. İtalya açıyoruz. 30 tane oyu bastım diyebilirdim. Ama demedim. Çünkü 30 tane oyu ben niye basayım? Ben bastım diyelim. İtalya'ya bas. Hadi hadi İtalya oldu. İtalya ligi kuruldu. Kimin istediği oldu bu sefer? Benim istediğim oldu. Yani ben burada şunu anlatmak istiyorum. Biz bir lig açacaksak, anket yapacaksak herkes bir hesabıyla işaretlesin ikinci hesabı ile işaretleyen yani kusura bakmasın da hakkım haram zıkkım olsun yani. Çünkü orada biz objektif olmaya çalışıyoruz. Anket sonuçlarını öyle bir yapacağız ki kimin ne neyi istediğini anlamamız lazım. O yüzdelerden kimin ne anladığını, kimin hangi ligi istediğini, çoğunluğun ne istediğini anlamamız lazım. bir, bir arkadaş İngiltere'ye 10 tane bassa İtalya'da 10 tane seven arkadaş bassa. Bunu şimdi ne anlamı var? İngiltere'yi bir kişi istiyor ama 10 tane oy kullanıyor. Şimdi bu adaletsizlik. Kul hakkı. O yüzden hani bunlar ince detaylar. Bunlara dikkat edelim. E bunu İtalya Ligi'nden sonra da söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ve o zaman yine bir değişik bir uyarı yapıyorum. Hatta videonun başlığında da o uyarı, uyarıyı yazacağım. sadece bir hesabınızla verseniz iyi olur. Bugün de skorları incelemedik. Biz ne yaptık bugün? Valla karambole bir şeyler yaptık ama en azından bir video çıktı. sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şampiyonluğu ilan etmesine, eee yapmasına az kalan bir Manchester City takımı var. Manchester City'nin son takımları kim oynayacağı, menajerler kim? Manchester City Büyük ihtimalle şampiyon gibi gözüküyor ama belli olmuyor bu işler. Hadi boğalım hadi boğalım. Evet şampiyon. Evet bugün OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla, yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.